Herkese merhaba. Şu an neden bu tipteyim? Hemen önce onu açıklayayım. Az önce videoyu editlemek için bilgisayarın başına oturdum. Ama baktım ki ses kalitesi çok kötüydü şeyin, başlangıcın. Bunu dedim böyle koyamam. Hemen baştan çekme kararı aldım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Size inanılmaz güzel bir tatlı tarifi vereceğim birazdan. Eğer yaparsanız mutlaka yorumlara bırakın ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Hadi videoya gidelim. Mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Yani yemeğe, tatlıya geçiyorum ki bir an önce görün, nasıl bir şey olduğunu görün. Acayip lezzetli, yemek kısmına gelmek çok sabırsızlanıyorum. Bu zamanla keşfettiğim bir brownie oldu. Beni Instagram'dan takip edenler bilir brownie konusunda ne kadar iddialı olduğumu. Hatta takip etmek isterseniz de aşağıya şöyle şeyi koyacağım şimdi. Instagram şeyim çıkacak diye. Oradan gidip takip edebilirsiniz. Şu an anlatacağım iki porsiyon. Bunu ikiye bölerek bir porsiyon olarak da hesaplayabilirsiniz. İki tane yumurta sarısı var. Ben bunu önceden kırdım. Ki videoda uğraşmayalım diye. Bunun içine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı. Şimdi bir kişi için her şey 1 adet. 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kakao, artık neyse. Bu her şeyi, bütün malzemeleri koyduktan sonra, çikolata hariç, bütün malzemeleri koyduktan sonra çırpıyoruz. Kıvamı yakına geliyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Böyle. Ne sıvı, ne koyu. Sanki böyle bir puding yapmışsınız da onu çırpmışsınız gibi. Bunu biraz çırpacağım. Çok da çırpmaya gerek yok. Sonra en keyifli kısmı. Buradan iki tane kupamı aldım. Bir yemek kaşığı aldım. Bunu şimdi böyle kaşıklamak vardı ama videonun sonuna kadar maalesef. Sushi burada bu arada, farklı garip sesler gelirse kusura bakmayın. Çünkü sushi hayatımın her yerinde. Canım ki. Ve tabii ki kamera arkasında Recik kız kardeşim. Bir selam verir misin Elif'ciğim? Selam. Bunu eşit şekilde... Ah döktüm. Kupalara paylaştırıyoruz. Şimdi kupalara dağıttık. Gelelim en keyifli kısmına. Hatta bunu yakın çekim yapalım. Hadi gelin. Al gel Elif kamerayı. Oradan al gel. Gel. Oğlum çok etraf göstermeden dağılmışlar. Şimdi gelelim en keyifli kısmına. Çikolatalarımız var. Bunu böyle gelişi güzel. İçine. Oh. Batırıyoruz. Bunlar içinde eriyecek. Kek de pişecek. Böyle keki tam bir brownie. İçindeki çikolatalar da böyle sanki çikolata dolusuymuş gibi olacak. Bu normalde mikrodalgada 1 dakika. Fırında ise 180 derecede 12-15 dakika arasında pişiyor. Orası geliyor oldum. Böyle konuşması daha rahat. Çikolatayı içine sokmayı gördüm zaten. Şimdi bunları ben mikrodalgada pişiriyorum. Bu şekilde ortalama. Hani video çekiyoruz diye uzun sürdü ama hani ben evde tek başıma bir anda yapıyor olsam 5 dakika ya sürüyor ya sürmüyor. Çünkü hepsini bir anda çıkartıp hop 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 içine koyup çırp, at mikrodalgaya çıksın. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Ama yok. Fırın, mikrodalgam yok. Fırında pişireceğim diyorsanız da 180 derecede 12-15 dakika arasında pişirebilirsiniz. Bir de şunun şöyle bir güzelliği var. Bunu isterseniz sufle gibi, isterseniz brownie gibi tüketebiliyorsunuz. Mikrodalgada da 1 dakikadan daha az sürede pişirirseniz, en yüksek ısıda pişireceksiniz bu arada mikrodalgada da.
Bir dakikadan daha az pişirirseniz daha böyle hafif, daha akışkan kalıyor. O zaman da sufle gibi tüketebilirsiniz. Fırında da yine bir 10 dakika falan pişirirseniz yine sufle gibi tüketebilirsiniz. Şimdi ben bunları mikrodalgaya atıp geliyorum. Sonra üzerine birer top dondurma koyuyoruz ve gömüyoruz. Ve siz de izliyorsunuz. Sonra yapıyorsunuz. Altta da yorum bırakıyorsunuz. Görüşürüz. Kekler çıktı. Bu sefer böyle bir 50 saniye falan beklettik. Çünkü üzerine şimdi dondurma koyacağız ya. Yeni bir dondurma aldık. Böyle tiramisu diye yeni çıkmış. Bakalım nasıl olacak. Görüntüsü. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle mi? Böyle mi yedim? Böyle bakın çikolatalar erimiş. Ama kek pişmiş. Böyle suflemsi ama browniemsi. Bombastik. Herif de bir yandan oradan diyor ki böyle görünmüyor. Geri git. Ha böyle güzel bırakma. Şimdi son bombastik dokunuş. Bu kısmı zorunlu değil ama ben yapacağım. Aman tanrım. Hemen şuna da yapayım. Çıldırıyorum şu an. Şimdi o can alacaksın. Şöyle yakınlaşıyorum. Of, dumanı da tutuyor. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ben oradan öyle bir... Beni arkadan öyle bir izliyor ki. Her yerim çikolata oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye tıklamayı, abone olmayı da unutmayın. Tarif aşağıda yazıyor bu arada. Açıklama kısmından tarifi okuyabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben de istiyorum. Sen böyle çekeyim mi yerken? Çikolata. Al bu çekilmiyor. Şurada var gözünü seveyim. Ne olacak makyajımı, alerji makyajımı? Saçımı açayım bana. Saçımı açayım bana. Aç. Tamam vazgeç, benimle uğraşamayacağım. Ama zaten telefonu alsana burada. Çekiyordum yalnız. Abi yapma telefonu. Hadi ya hadi. Güzel. Nasıl oldu, beğendin mi? Şovcu ya.